genç arkadaşım, tekrar tekrar merhaba. Dilerim ve dileğim iyi olmandır, iyisindir. YKS ile ilgili, sınavlarla ilgili, genel resimle ilgili bazı hatırlatma cümleleri kullanmak istiyorum. YKS sizin için ne ifade ediyor? Hayatınızdaki yeri nedir? Sadece insanın şimdiki zamanın etkisinde çok kaldığından hareketle şunları söylemek istiyorum. Biz tüm insanlar olarak hep sonuç odaklı gittiğimizde şimdiki zamanın etkisinde o kadar çok kalıyoruz ki. Oysa ki hemen her yıl öğrencilerimizden şu cümleleri çok sık duyuyoruz. Hazırlanırken en önem verdiği, en önemli gördüğü sınav arkadaşlar bir yıl sonra, üniversiteliyken, iki yıl sonra hocam YKS ne zaman yapılıyordu ya dedi. O kadar çok diyorlar ki arkadaşlar bunu. Yani o yıl için hayatındaki odak noktası olan sınavın aslında hayatının diğer zamanlarındaki gibi bir parçası olduğunu fark ediyor. Ben sınavdan önce bunu hatırlamanı istiyorum senin. Sana bunu hatırlatmak istiyorum. LGS olalı 4 yıl oldu. Yani sende TEOG'tu. 4 yıl geçmiş. Oysa ki 4 yıl önce senin için en önemli dönüm noktası oydu. Şimdi de bu. O yüzden bu sınava yüklediğin anlamı odak noktandan, merkezden uzaklaştırmanı istiyorum, çıkarmanı istiyorum. Ama hocam benim için çok önemli. Kesinlikle önemli bir sınav. Kesinlikle kıymetli bir sınav. Ama başarılı olduğun zaman son olmadığını, başarısız olduğun zaman da ya da böyle gördüğün zaman da bunun da bir son olmadığını göreceksin. Her yıl şahit olduğumuz şeylerden birisi. İşte 28 Temmuz'da sonuçlar açıklanacak. Bu bir ay ilginç bir şey oluyor. Öğrenci bir boşluğa düşüyor. Vakit geçmiyor. Hocam bu bir ay nasıl geçecek? Sonra diyor ki ya hocam sonuçları beklemek hazırlanmaktan daha zormuş. Ama şimdi böyle demiyorsun. Sonra sonuçlar açıklandıktan sonra şu cümleleri o kadar çok duyuyoruz ki. Öğrencimiz diyor ki hocam tercih yapmak sonuçları beklemekten de sınava hazırlanmaktan da zormuş. Sonra öğrencimiz diyor ki hocam tercihleri beklemek neresinin geleceğini beklemek hepsinden zormuş. İnsan şimdiki zaman etkisindedir değerli arkadaşlar. Hayatınızın belli bir döneminde bu önemli bir sınav. Kesinlikle asla değerini hafife almıyorum. Belki ciddi anlamda bir basamak olacak bizim için. Ancak hep daha önce de hatırlattığım şey, geçen sene 983.012. sınıf öğrencimizden 680.000 mezuna bıraktı, yeniden hazırlandı. Oysa ki onlar ders çalışırken ben çok yoruldum, bir daha asla düşünmem, bunu bir daha kaldıramam diyen arkadaşlar içlerinde kesinlikle çoktu. Ne olur hayatımızı sadece bu yıldan ve bir yıldan ibaret görmeyelim. Sınava çok aşırı ve ayrı özel anlamlar yüklemeyelim. Kıymetli ama o kadar inşallah hayatınızda çok dönüm noktası yaşayacaksınız ki. Bir de bu açıdan bakıp da biraz rahatlamanızı istiyorum. Çünkü sadece hayatımın her alanını bu kaplarsa resmin, yani kendi kişisel yolculuk hayatımla ilgili bu bir dönemi göremiyor insan arkadaşlar, yaşarken fark edemiyor. Bunu fark etmenizi istiyorum sizden. Biraz da böyle bakabilirseniz çok mutlu olurum. İnşallah istediğiniz gibi geçsin, istediğiniz güzellikle geçsin sınav. Ama bir başka bir hayatınızın kendi anlamını bulduğunuz zaman, gaye, başka bir gaye, bir anlam bulduğunuz zaman sınavlar onların birer parçası hükmünde geliyor ve yükü de hafifliyor insanın. Bunu hatırlatmak istedim. Tekrar yolun, bahtın, zihnin açık olsun. Sevgiler değerli genç arkadaşım. We'll be right back.